Evet, Can Dostlar ailesi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi köyümüze geldik. Çoktan beri köy videoları istiyordunuz. Biz de geldik. İşte mangalımızı yaktık. Birazdan Samsakı'yı düzeltmeyeceğiz. Traktörümüzü, her şeyimizi koştuk. Babam da burada. Anne kolay gelsin. Hoş geldin. Baba sana da kolay gelsin. Hiç bakmıyor bugün. O da masamızı düzeltiyor. Şöyle gördüğünüz gibi sebavacımız burada. Mangalımız burada. Şöyle gördüğünüz gibi köyümüzdeyiz. Şunları bakalım. Bugün herhalde mangalla babamdan herhalde. Ben düşeceğim, siz izleyin mi? Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kediler geldi. Bir, iki, üç tane kedi. Onu mu? Onu bilmiyorsun ki, kavun muydu? Kavun değil herhalde. Fatih kediler. Şuraya dizildiler baksana kaç tane. Aha, bir tane daha geldi. Kaç tane? Kaç? Dört tane oldu arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Ne oldu? Alo. Gel gel gel. Koşumuz da orada ama gitti. Aha, tüpçü geliyor arkadaşlar. Bak, bizim köyümüzde her şey geliyor. Ekmekçi, tüpçü. Tüpçü de ne ararsan al ama. Aynı bakkal gibi. Kuş, gel oğlum gel. Kuş gelecekti, kapattık. Hiç bugün babam konuşmuyor. Niye acaba? Bak bak, gel bakıyor. Oğlum, kuşa gel, bak, kuşa gel. 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 Evet, kuş orada. Gördüğünüz gibi. Şöyle evimizin önü. Gördüğünüz gibi babamın ekmeği üstüne olmuş. Koy ekmeğini yaptım. Oh. Koy ekmeği aldım ben. Heh, hadi bakalım. Bir kavga. Koy ekmeği neydi? Koy ekmeği güzel oluyor zaten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kömür mü aldın? Kömür aldın da oldu mu? Olmuş herhalde. Ben ekmekleri bakıyorum. Şuradaki bank nerede? Şuradan da mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Fatih geliyor. Hoş. Yettin lan. Gördüğünüz gibi. Fatih! Gördüğünüz gibi Fatih hayvandan da oluşuyor. Arkadaşlar, Fatih benim için öpün dediniz. Ve sabahleyin öptüm, kahvaltıya çağırdı. Bu da bizim Polat. Gördüğünüz gibi. Fatih ne diyor? Vallahi hep ne edelim? Öğlen var işte, görüyor musun elimi kolumu? Ya hayvanlar işte. Doyurma zamanı. Köyüş oldum böyle. Ortam. Şey, kahvaltı yaptık, saldık işte. Bak arkadaşlar, Fatih ile kuş musunuz diyorsunuz da. La ne kuş? Alın işte ya. Bak. Size Fatih. Hadi yapıyorum. Hadi. Sağ ol abi. Şuradan bir şey. Şey, bir yere gideceğim, beni bekliyor şimdi. Bir şey bırakacağız bir yere. Hiç aynen öyle ya. Valla muazzama. Görüşürüz, afiyet olsun. Kafalarına göre yazıyor. Tamam, afiyet Allah olsun. Allah. Öpüyorum sizi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, bizim babaannem de burada namazını kıldı. Allah kabul etsin babaanne. Ne diyor bakalım? Allah kabul etsin. İyi. Hani bir bank daha vardı ya.
Gördüğünüz gibi etlerimiz pişmiş. Onu yemese zayıf olum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mangalımız hazır pişti. Babaannem yiye. Babam da yiye. Size afiyet olsun. Ben yedim. Kalktım. Evet arkadaşlar bugün köye geldik. Mangal günümüz. Ham mangalı yapalım dedik. Yalnız bu arada Cidra bizi rahat bırakmıyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir tane burada var. Şöyle. Ha. 2, 3, 4. Aha bir tane de burada var. 5. Aşağı aha bir tane de orada var. 6. 7. Evet arkadaşlar. 12 Fatih'in 12 yatısı var. Burada 2, 4, 5, 6, 7. 7 tane saydım valla ben. Şu salı bakın şimdi arkadaşlar. Salıya bakın. Salı bakın. Aslan git. Avuna kavur. Aslan. Sen avuna. Gördüğünüz gibi. Traktörümüzde hazır. Karnımızı döneceğiz arkadaşlar. Mangaldan sonra şimdi sarımsak geri düzeltmeye gideceğiz. Allah izin verirse. Şöyle yağına suyuna da varalım. Tam piknik yapıyor, tam şey yapıyor. İşte yolla açıldı, köyümüze geldik işte gördüğünüz gibi. Bak mis gibi havada. Ah. Sizler de bekliyoruz tabii ki bu arada. Ayrılın bir ay. Evet. Babaanne. Bugün sana keşkek yaptı canımı. Yapabilir misin? Yapabilirim. Peki eskiden sen düğünlere gidiyor muydun? Gidiyordum. Hani? Gidiyordum. Her zaman keşkek mi yapıyordun yoksa başka bir şey de yapıyor muydun? Pilav, çorba, ekmek. Keşkek. Yaz gelince şuraya karuz kalalım. Tamam. Babaanne bu ev kaç senelik? Senem yani. He? Hesaplayın. Hesapla. 50. 50 mi? 50 senelik. 50 sene. Vay. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kırdan geldik. Tarladan geldik. Tarımtan yerini hazırladık. Annem de sağ olsun bizlere şey yapmış. Kek yapmış. Börek yapmış. Çay demlemiş. Börek yapmış. Ve şöyle ufak bir söyle. Şöyle iki bir şey yapalım. Tam bir şey biliyorum. Annemle iki sohbet edelim. Ne diyorsun lan? Ne diyeyim? Sarımsak koyduk sefayına. Ben de sefayı dedim böyle diye. Sarımsak oldu dedim. O dedi biz babaannemle şey koyduk. Sarımsak koyduk, soğan ayırdık. Ondan sonra bir kere tekledim sağ solu temizledik. Kapıları falan örttüm dedi. Örttük, camı kapıyı örttük. Ha ben de şey ettim. Geldik eve sefa dedim. Dolapta börek vardı onu ısıtı şey fırına koyalım dedim. Bir de pasta yapalım kek dedim. Evet arkadaşlar ben bakın. Güzel olmuş valla. Kakaosu çok oldu biraz. Evet arkadaşlar Muhittin Bey sarımsağı dikmiş. Biz de sarımsağı dikeceğiz. Allah güle güle üzmek nasip etsin. Buradan bütün Muhittin ve ailesine buradan selamlarını söylüyoruz. Selamlar söylüyoruz yani. Evet işte böyle hani sarımsağın yerini biz de pazar şey ettik ama. Nereden?
Allah'ın herkesin emeğini Allah'ım versin. Amin. Emeği çok. İnşallah para eder. Amin. Zaten milletin para etmese hep boşa. Boşa tabii. Bu çaylıklar gidiyor. Şimdi biz Mustafa'nın yerini hazırladık. Ama haftaya dikeceğiz ya. Bu haftaya kadar bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Dişe dersin olur da başı olmaz. Yani toprakta hani böyle bir... Yani hazırlığı işte bir şey olmaz yani diyorum toprakta. Ha. Hani kuruma vesaire şey. Ama çok güzel oldu. Tane pamuk gibi oldu. Eskiden şeyle yaparlardı hani. Dokuzundan böyle arkasında damandan hiçbir şey olmadı böyle dümdüz olurdu. Bu onu oraya şeyler kapıma geldi. Hani şimdi böyle dönerken şöyle bak bana hani güzel bir şey var ya. Anam gelin bana. Bir kere o ufak şeyle hani. Babam askerdeydi. Boza babam gibi bütün aşağı soğan etmişler. Bana da az bir yer koymuşlar. Oraya da iki tane soğan ne olduğunuz yani. Bana az yer koymuşlar. Bana dedi ki Sarı dedi. Sana Göcek'ten az bir yer koyduk dedi. Git dedi orayı ek dedi. Ben neyle ne ekeyim? Öküz yok, motor yok. Oradan bir karaçalı aldım. Üstüne de bir taş koydum. Ektim soğanı karaçalıyla böyle çevirdim. Ondan şimdi bir tek şey bitmedi. Benim Göcek'teki böyle sıram gibi. Benimkine ortak yedik soğanı. Onu neyle yaptın? Hep orka yani. Aşı şöyle çadallığı şöyle var. Ondan, sen neyle yaptın? Çalıyla. Ha çalıyla. Ha çalıyı taş okudum şöyle uzun bir çalı. Böyle sıra sıra çalıyı çektim. Ha çalıyla oya buya. Ha oya buya böyle. Benimki böyle bitti ondan yine bir tek şey bitmedi. Ama eskiye yönelirken hani şimdiki şey olarak. Eskiden daha şeymiş yani. Her şey daha düzenliymiş. Yani hani şimdi tam tarım hani teknoloji değişti, her şey hani şeyine çıktı ama yani eskiye bakarak şöyle şey direkt adamlar... Şimdi daha iyi. Teknoloji hani, mesela o zaman insana yük oluyordu hani. Hı. Şimdi burada yeksen makine yekiyor. Sarımsağı makine yekiyor. Çiftim motora sürdürüyor. Biçecek, ekim biçecek şey nasıllar dolar biçer bir yapıyor. Hiçbir iş yok bize. Kimsenin bir şey pancar desen. Pancar desen makine yapıyor. Evet. Anne evvel işi görüyordu, hastalık yoktu. Bu şimdi daha iyi kolaydı. İşte hasta yedi. Çalışma yönünden mi hastalık şimdi yok peki. Mesela Ahmet dedem kaç yaşındaydı? Mal yüzünden kaç yaşındaydı mesela? Ben şimdi mesela şu yaşta onun yaptığı işi kızım almıyor yani. Yani mecburi gibi mi ki yok eskiden yani hani yoksa... Yani kızlar böyle ekinden başka bir şey ekmiyor millet. Hani iki tarlası vardı. Birini bu sene ekiyordu. Biri onu ötekini sürüyordu, her şeye koyuyordu. Ötekini bir sene ekiyordu, öyleydi. Bir iş yoktu ki çok. Onları kendi ekerlerdi, çekerlerdi. Her türlü nerede soyarlardı. Sarımsak da çok mühürlerdi. Yoktu tam evvel. Yani. Arkadaşlar annem okulda eşekle çift sürmüş bir insan. Biri yakuz, biri eşek. Evet. O nasıl da anne? Hı? Onunla nasıldı yani? Biri eşek, biri yakuz. Yokluktan değil mi bu şey? İki yakuzun yerine bir kuruş vardı. Yani el yakuzla vardı. O el yakuzların yerine, öğüne çoluş ederlerdi. İhtiyar bir yakuzla eşeğe. Hani yakuz olmayınca eşeğe koşuyorlar. Bu ben koştum. Yokluktan da ama. Ha yani çoluş ediyor ona. Hani destek oluyor, asıp duruyor o da. İkisinin arasında uyardı beni hani. Oradakiler böyle sopayla yönetme için. Giderdi eşek bir dönerdi şu ya bir de.
Yurttan da hanım aldı gari. Yani önünden gidiyor değil mi bu çağrı? Önünden değil. O artık ortasında. Önde eşek var. Önde eşek var. O kuz var ya, iki arada. İki arada hani diyor. Ha, çalışım ortasındasın sen. Yani bir okul dönerdi dönem, eşek. Eşeğe. Bilmiyorum eşek dönerdi. Niye dönüyor öyle? O kuzun açıp sürekli sen nereye basarsın o kuz oraya basar. Onun da dönme önemli. Şeyleri, ekim destelerini köye götürdük hanım. Harman'ı. Sen boş giderdin kıra. Ben dolu geliyordum kırdan arabayla. Böyle kafaslı arabalı vardı. Bir kere kazığı takıldım. Öteki arabanın iki kazık birbirine kurtarabilsem kurtar. Yollar bu adı bir şey. Ha, o da o şeyler var değil mi? Ha. Neler var daha? Evet arkadaşlar. Eskiden kendil vardı. Hayat böyleymiş. Kendil vardı. Kendil ben şey çekim yaptım onu attım da onu geçen hani şey hani herkes bütün izleyiciler onu şey ettiydi. Gördüler yani kendili. Yani onu bilen fazla insan yokmuş. Ya bileyene de adı değişik. Ya adı kenevir işte, diyorlar. Kenevir biz şeyini. Kendir ha. Diyoruz. Onunla kenevir diye. Onu ne için aslında? Çekerler çekerken. Ha, çekeceğim onu. Çırpacağım, bağlayacağım, ıslayacağım, soyacağım. Ve denen gideceğim. Darayacağım kolunu. Onu şey derken, kendini çekerken türkü söylerler değil mi? Bağıra bağıra. Tabii. Söylerlerdi Rahim Emin bir söylerden de. Vallahi tam o bana öte başından eşitildi. Köyde. Adamın şey türkü şeyi zaten. O çok söylerdi. Ondan sonra eşitildi. Her bir kere şey yaptı. Rahim Emin buraya gelmiş babama bakma. Hızlı konuş. Hızlı konuş. Hızlı konuş. Rahim Emin babana bakmaya gelmiş. İkisi dargınlar da hani. Ondan sonra şuraya kapının önüne da geldi. Geldi koyma dedi babam. Gittin ben istemiyorum. Ben öyle kardeşim yok istemiyorum. Ondan sonra neyse. Tam döşeye yat. Hani kahve hiç kalkmıyor. Yine geldi adam yine koymuyor. Ne düşündü ne taşındıysa. Ona kırma derdi hani. Ne kırma demek ne demek bilmiyorum. Kırma derdi haber yollamış bar, barışalım ölmeden de yalvarmış dedi kırma dedi. Ben de dedim ki İsmail dedim eğer başmak istersen dedim ben telefon ederim ona dedim. Gelsin dedim. Hiç söylemedi keşke bağlaydım. Evet arkadaşlar annem amcamla babam rahmet olası dargınlardı, konuşmuyorlardı. Da amcam küçüğü değil mi? Ben yok. Ha, amcam büyüğü. Aha. Babam küçükleri, en küçükleri. Zaten üç amcam. Bir tanesini işte yangında vefat etti. Bir tanesi İstanbul'da. Bir de babamdı. Üç işte. Üç kardeşten biri şey etti. İkisi dargınlardı. Yani barışalım diye haber gönderdi. Göndermiş. Geldi buraya. Yani gelmiş. Babam da reddetmiş herhalde. Annem onu anlat diye. Ha. Sizin değmen de var değil mi anne? Hı? Değmen. Ha. Dedemin değmeni vardı. Vardı obada. Şey küçüklerde. Sen küçüğün değil mi? O değmenin yapımında sen. Değmen de vardı, dik de vardı. Hani piş doğuyorduk. Dik de şey piş mi doğuyordu? Ha. Üç tane böyle dik vardı. Biri iner, biri çıkar. Üç taneydi öyle. Neyle çalışıyordu? Suyla. Suyla çalışıyordu. Tabii. Çarkı çoğuluyordu su. Pirişle de piriş diye herkes her yerden gelirlerdi. Ben onu ya, yani... Bilmiyorum onu. Sen çarkı bilmiyorsun ben biliyorum. Hatırlıyorum yani. Onu değil, ben onu demiyorum. Yok değmendeki çarkı. Orada bir kuyu vardı şeyin. Dedem Erdoğan'ın kuyu var ya. Onun orada akşap bir yer vardı. Ha. Onun altındaydı. Altındaydı su değmen, değmen ardın içindeydi. Kenarında da şey vardı, çark vardı. Ardın içindeydi, çark su aktıkça dönüyordu. Tamam, evin kenarındaydı yani şey. Evin kenarındaydı işte. Ben şey, biliyorum. Pançer fabrikası yok iken eve. Şimdi bir su kesildi, sel geldi. O çarkın altından 10 kiloluk tenukayla 5-6 tenuka balık tutardık. Böyle böyle.
Şif bu pançanın asidi balıkları öldürdü. Ha şeyden. Ha, çok toruk olmuyor. Mesela su akıyor ya, balık akardı suda. Hağırmaktan arık şeyden gibi. Ha. Değmeni oradan öyle, o değmeni çarkının altına dolardı balıkla böyle. O zaman... Şimdi, o işte asitten öldüler. Küçük müydün o zaman? Ben küçüktüm. O şöyle şeydeyken değil mi? Ha, küçüktüm ben. O yine o taşı devirttirdi, bu bambağı tutardı, bana değme diş ettirdi. Daha 10 yaşındaydı. O dişeme ne şey oluyor? Yani bu döne döne taş, hani dümdüz oluyor böyle, düz. Hı. İkisi. Onu böyle çok ucuna, böyle sıra döverdi. Ha o şeyler... Diş yapıyor. Hani diş yapıyor öyle. Diş yapıp buğdayı hani... Ha, buğdayı. Ondan sonra elini sandal işteydi bu. Birimiz altını, birimiz üstünü şey duvardık böyle. Ben dalıştırdım. Taşlar mı koçuyordun? O geceleyin beni şeye yolluyordu olukların üstüne. Lan çarkın içine düşersen oluğun içine gidiyorsun ha. Bu kız düşer mi düşmez mi demezdi. Aynen. Oraya git, korku çık oraya yukarı. Oraya püslük geliyor. Şöyle şey vardı ızgara gibi. O püslükleri oradan alacak. Su oluğu gidecek. Var babak da geldi geceleyin. Bir enetrik verin belini. Geldi oturdu şurada. Orayı şey Mehmet amcayla ortağız değil mi? Şey, teyman, Katır abiyle. Ha, ortağız. Yo iki değmen vardı. Bir önden bir bizim. Yok bir hafta biri bir hafta biri mi? Öyle bir... Yani herkes iş, mesela bir hafta babam görüyordu işini, elmin ikisini de tutuyordu. He. Bir hafta elmim iş görüyordu, babam tutuyordu ikisini de. Yani o bir değmenin başında, o bir değmenin başında durmuyorlardı. Biri duruyordu, ikisini de hallediyordu. Sonra biri gidiyordu, biri duruyordu. O zaman yani onu, yani herkesin şeyi ayrı ayrı mıydı yoksa bir yani, mi? Yani 8 gün. İkisini mesela emin çoğuruyor, ne gelirse o alıyordu. Ha, onu diyeceğim. Öteki haftada babam çoğuruyor, ne gelirse o alıyordu. Öyle sen fazla almışsın, ben eti gelmişsin, öyle aralandı da. Babamın emminin bak kaç yaşlarına girdiler, ben kaç yaşına girdim. Bir kere daha dargın durduklarını bilmem. Çekiş kaybettiklerini bilmem. Vallahi eser yani, evet. Bilmem valla. Hiç. Öyleydi işte. Arkadaşlar aslında yani etkileri yönelik çok konuşulacak çok şey acaba yani hani çok bilgi vesaire şeyinde. Ama işte zaman şey olmuyor. Bir gün şöyle aslında oturup böyle hani etkilere dayanak böyle hani şey sözler. Konuşmalarını çok sohbet. Ne zaman bitireceğim? Ya işte... Dünya şey olsa tertergi ne bitmez oğlum. Ya bitmez. Herkesin mesela hani kendi şeyine göre böyle yaşantıları vesaire şeyleri acı çekmiş, dert çekmiş, yoksulluk çekmiş. Ne bileyim her türlü şeyle karşılaşmışsın sen hayatında. Her kişinin her türlü şey i̇şte, var kendine göre. Bunları hani... Şöyle işte hani böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz yavaş yavaş. Böyle hani güzel bir şey, hem bizim hani sohbetimiz oldu, hem işte izleyenlerimize şu sohbetlerimizi eskiye yönelik onlarla şey yaparız. Öyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, can dostlar. Artık burada Taşkapı'ya gideceğiz. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese selam. Annemden herkese selamlar dedi. Biz de bütün can dostlar ailesi olarak bütün bizleri izleyenlere, takip edenlere herkese kucak dolusu Kastamonu'na saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Evvelen de bir şey diyor musun? Herkese iyi akşamlar ne deyin? Evet. Herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, burada artık videomuzu bitiriyoruz.